Merhaba. İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Düşünce Suçuna Karşı Girişim'in ortak yapımı olarak hazırlanan bu programda sizlere geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'de ifade özgürlüğü, toplanma ve gösteri özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü ihlallerinin bir özetini sunmaya çalışacağız. Önce İnsan Hakları Derneği'nin 4 bölgeden 4 raportörü raporlarını verecekler. İstanbul ve Marmara bölgesi, İzmir ve Ege, Batı Akdeniz, Ankara, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Diyarbakır, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin raportörleri. Bu raporlardan sonra bir genel değerlendirme sunacağız sizlere Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından hazırlanan. İlk söz Ankara'da. Buyurun. Geçtiğimiz ay içerisinde örgütlenme, gösteri ve ifade özgürlüğü bakımından Ankara ve civar illerinde ihlaller maalesef devam etti. Bu konuda olumlu ve anlamlı bir değişiklik maalesef yaşanmadı. 1 Eylül'ün Türkiye'de Dünya Barış Günü olarak kutlanması vesilesiyle Eskişehir Valiliği örneğin 15 gün süreyle bütün eylem etkinlikleri 1 Eylül'den başlamak üzere yasaklamış oldu. Yine Ankara'da düzenlenmek istenen 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine valilik izin vermedi. Sonrasında düzenlenmek istenen basın açıklamasına da müdahale etmiş oldu. Biliyorsunuz üniversitelerin tekrardan yüz yüze eğitime geçmesiyle öğrencilerin barınma sorunu tekrardan gündeme geldi ve bu çerçevede barınamıyoruz hareketi adı altında toplanan üniversite öğrencileri çeşitli kentlerde 20 Eylül'de Ankara'da, 22 Eylül'de ise Eskişehir'de kolluk müdahale ederek bu etkinliklerin yapılmasına izin vermedi. Hakkında soruşturma olduğu için ifade vermeye gidenlerin adliyede gözaltına alınması durumu, hatta tutuklanması durumu oldu. Örneğin Adana'da Furkan Vakfı üyelerinin emniyette gözaltına alınması durumu oldu. Zonguldak Ereğli ilçesinde Türkiye İşçi Partisi'nin ilçe başkanı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmış oldu. Adana İhade Şube Başkanı Yakup Aktaş hakkında 24 Nisan tarihli açıklama nedeniyle, basın açıklaması nedeniyle bir soruşturma açılmış oldu. Aralarında önceki dönem HDP eş genel başkanlarının da olduğu 108 HDP üye ve yöneticisi hakkındaki toplumda kamuoyunda Kobani davası olarak bilinen dava devam etti. Mahkeme salonuna gazetecilerin alınmasına izin verilmedi. Dikkat çekici bir eğilim var bu ay Ankara ve civar illerinde. O da devlet dışı aktörler tarafından gerçekleştirilen uygulamalar. Örneğin gazeteci Celal Eren Çelik, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı 2 Eylül'de. Ve yine Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili'nin evine kendisini sivil polis olarak tanıtan kişilerin girmeye çalışması. Saygı Öztürk'ün iki ayrı köşe yazısı nedeniyle çalıştığı Sözcü gazetesine 4 günlük reklam kesme cezası. Bunların dışında rutin olarak web sitesine erişim engelleri var sulh ceza mahkemeleri kararıyla. Şimdi İstanbul ve Marmara bölgesi. Örgütlenme ve düşünce özgürlüğü üzerindeki engeller Eylül ayında da devam etti. Gazetecilere yönelik yargılamalar, tehditler, muhalif partilere yönelik baskılar devam ederken etkinlikler yasaklandı. Barınma hakkıyla ilgili eylem yapan öğrencilere yönelik polis saldırısı, polis şiddeti ve gözaltıyla sonuçlanan durumlar oldu. Onur yürüyüşünde gözaltına alınan 46 kişi hakkında dava açıldı. 8 gazeteci hakim karşısına çıkarıldı. Haber takibi yaparken ya da yaptığı haberler nedeniyle 1 Eylül Dünya Barış Günü dahil olmak üzere birçok etkinlik yasaklandı. Ve etkinlikleri protesto edenlere yönelik polis şiddeti ve gözaltılar oldu. Marmara bölgesinde toplam 147 kişi gözaltına alındı. 8 tane internet haber sitesine erişim engeli getirildi. Erişim engelinin getirilmesinin nedenlerinden en çoğu da Cumhurbaşkanı'na hakaret, işte Cumhurbaşkanı'nın yakınlarına, hükümete yönelik eleştiriler söz konusu oldu. Bir de iki tane olumlu bir şey oldu. İşte Gezi Parkı eylemlerinde işte şiddete uğrayan Gökhan Biçici'nin AYM başvurusu ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne aykırı bulundu. Bu önemli bir gelişme. Ayrıca Beyza Kural'ın haber takibi yaparken
polis şiddetine maruz kalması ve 3 polis hakkında dava açılması önemli bir şeydi. Tabii ki sonucunu bilmiyoruz, sonucu ne olur bilmiyoruz. Ama sonuçta yine de iyi bir gelişme. Çünkü kolluk güçlerine dava açılması çok olan bir şey değil. Şimdi de Diyarbakır Doğu ve Güneydoğu. Bu program çerçevesinde normalde Diyarbakır ve civar illerini sunan arkadaşımızın, raporu hazırlayıp bizimle paylaşan arkadaşımızın özel bir durumu nedeniyle bu ay katılamamasından kaynaklı ilgili raporu ben sunacağım. Eylül ayında Diyarbakır ve civar illerinde çalışmamızın konusu olan ifade, toplantı ve gösteri özgürlüğü bakımından genel eğilim maalesef ihlallerle dolu oldu. 1 Eylül Barış Günü çerçevesinde Mardin, Diyarbakır gibi illerde sorunlar yaşandı. Lice'de DEDAŞ'ın sayaçlarını protesto eden yurttaşlara polisin müdahalesi oldu ve ertesi gün bu kişilerden 7'si, en az 7'sinin gözaltına alınma durumu oldu. Valilik yasakları bakımından da bu dönemde 3 tane il öne çıkıyor. Esasen bu 3 ilden birincisi Van, çok belirgin bir biçimde bu konuda sorunlar yaşayan bir il. Çünkü hali hazırda valiliğin 15 Eylül'deki yasaklama kararı ile birlikte il genelindeki bu yasaklı süre 1774 güne ulaştı. Benzeri bir durum Hakkari'de de oldu. Hakkari'deki il genelindeki yasaklama süresi de 480 güne ulaştı. Kısa süreli yasaklamalar bakımından da Mardin Valiliği 15 gün süreyle bu etkinlikleri yasaklamış oldu. Soruşturma ve yargılamalar açısından ise Diyarbakır ve civar illerinde bu ay içerisinde en az 40 duruşma ve soruşturma tespit edilmiş oldu. Davaların büyük çoğunluğu eski milletvekilleri, mevcut milletvekilleri, belediye başkanları, dernek temsilcileri, yöneticiler gibi sivil toplum aktivistleri ve siyasi aktivistler, siyasi figürlere yönelik oluyor. Buna ek olarak tabii ki gazeteciler de var. Örneğin Mardin'de Jinnius muhabiri hakkında Konya'daki katliam nedeniyle yaptığı haberin halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla soruşturma açılmış oldu. Çeşitli kişilerle ilgili mesela Vicdani Reçci Zana Aksu Siirt'te Eruh Asliye Mahkeme cezasında askerlik kanununa muhalefet iddiasıyla 18 ay ve 10.000 TL para cezasına çarptırılmış oldu. İzmir, Ege ve Batı Akdeniz raporunu dinleyelim. Manisa, Aydın, Denizli ve İzmir'de sosyal medya nedeniyle bir sürü insan gözaltına alındı. Bazıları tutuklandı. Özellikle barınamıyoruz nöbeti tutan öğrencilerin birçoğunun nöbetleri polis ablukası altında yapıldı ve aynı zamanda öğrenciler gözaltına alındılar. 41 tane öğrenci gözaltına alındı. Bu gözaltı darp edilerek ve yerlerde sürüklenerek ters kelepçelerle gözaltına alındılar. İşkenceyle ve bir öğrencinin parmağı kırıldı orada. Aynı zamanda öğrencileri gözaltı takibi yapmak isteyen avukatlarımızın, 3 avukatımızın da yumruklandılar, tartaklandılar. Hatta boğazları sıkıldı ve gömlekleri parçalandı bazı arkadaşlarımızın. Bir kadın avukat arkadaşımıza yumruk atıldı. Daha sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde, Edebiyat Fakültesi'nde mezuniyet töreninde bir öğrenci kayyum rektör istemiyoruz diyerek çıktığından dolayı özel güvenlikçe aşağıya indirildi ve gözaltına alındı daha sonra polisçe. Yine İzmir 9 Eylül'de Edebiyat Fakültesi'nde yine üniversiteli kadınlar İstanbul Sözleşmesi yazılı maskeler ve LGBTİ artı ve B artı bayrakları ile sahneye çıktıkları gerekçesiyle yine özel güvenlikçe saldırıldılar, darp edildiler ve sahneden indirildiler. Daha önceden bir hakkında bir dava olan ve orada örgüte yardım ettiği iddiasıyla 2 yıllık hapis cezası verilen Barış annesi Hanse Bulut, 65 yaşında ve birçok rahatsızlıkları olan gözaltına alındı ev baskınıyla ve tutuklandı. Aydın'da KCK operasyonları kapsamında 17 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 8 kişiye örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bir de A3 Haber
Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Gençel, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Otar'a sosyal medya üzerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Barınamıyoruz nöbetine katılan 6 öğrencinin aileleri aranarak çocuğun polislerce, çocuğunuz şu an eylemde, gelip almasanız gözaltına alacağız diyerek tehdit edildi. Torbalı'daki HDP aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldı. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de geçtiğimiz Eylül ayının genel bir değerlendirmesini rica edelim. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üstelcen. Buyurun efendim. Eylül ayına 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında yapılan eylem ve etkinliklerle girdik. Ankara, İstanbul, Urfa ve Mardin başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yapılmak istenen basın açıklamalarına, miting ve yürüyüşlere ya valiler tarafından yasaklama getirildi ya da kolluk güçleri tarafından engellendi. Söz konusu yasakların ve engellemelerin gerekçelerine baktığımızda tümünün keyfi ve devletin negatif yükümlülükleriyle hiç bağdaşmadığını, tamamen onlara aykırı nitelikte oldukları görülüyor. Daha sonra bu yasaklama ve engellemeleri protesto etmek için yapılan bir takım basın toplantılarına, açıklamalarına da kolluk güçlerinin müdahaleleri söz konusu oldu ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi işkence ve diğer kötü muamele niteliğindeki uygulamalara maruz kalarak gözaltına alındılar. İşçiler, KYK'lar ile işlerinden atılmış emekçiler, LGBT'yi artılar, kadınlar, mezuniyet törenine katılan öğrenciler, barınma hakkı için mücadele eden öğrenciler, yine söz konusu yasaklar ve kolluk müdahaleleriyle engellendiler. Aile hekimliği yönetmeliğinde Sağlık Bakanlığı tarafından bir değişiklik yapılmıştı. Bu değişikliği protesto etmek üzere Ağustos ayında çok sayıda aile hekimi ve sağlık çalışanı iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Eylül ayında 800 aile hekimi olmak üzere toplam 1700 sağlık çalışanı hakkında soruşturma açıldı ve daha soruşturma sonuçlanmadan, yani burada bir suç unsuru var mı yok mu belli olmadan sağlık çalışanlarına 2 günlük maaş kesintisi cezası verildi. İşte sonuç olarak bu olayın kendi başına hem ifade özgürlüğünü, hem toplanma özgürlüğünü, hem örgütlenme özgürlüğünü nasıl ihlal ettiğini bütün boyutlarıyla görebiliyoruz. Üniversite öğrencileri maalesef çok yüksek kira fiyatları, yurt ücretleri nedeniyle, yani yüksek yurt ücretleri nedeniyle kalacak yer bulamıyorlar, barınamıyorlar. Parklarda uyudular, nöbet eylemleri gerçekleştirdiler. Nedir o Allah aşkına? Parklarda, bankların üzerinde yatanlar, ya bunlar öğrenci mi? Ne alakası var? Bunlar dışarıdan gelip Gezi'de olduğu gibi buralarda terör estiren teröristler. Bu eylemliklere de kolluk müdahaleleri hem de şiddetle oldu. Gözaltına alınmalar çok yoğun bir şekilde oldu. Tabii bütün bunların içinde umut verici bir şey daha var. Barınma talebi için parklarda, bahçelerde yatan, nöbet tutan öğrencilerle gösterilen toplumsal dayanışma, bu da ayrıca bir gelecek için bize umut veren bir davranış biçimi, bir toplumsal reaksiyon oldu. Eylül ayında yine halkın haber alma hakkını gözeten basın emekçileri gözaltına alındı çeşitli gerekçelerle. Haklarında soruşturmalar, davalar açıldı. Tehditler yapıldı. Kendini polis diye tarif eden kişilerden, resmi kimlikli kişilerden ya da kimliği bilinmeyen kişilerden, resmi kurumların ya da iktidar partisi tarafından yapılan basın toplantılarına alınmadılar. Yok akredite edilmediniz dediler, yok işte sakıncalı buluyoruz dediler ve dolayısıyla gazetecilik faaliyetini yapamaz hale getirildiler. Önemli bir konuya vurgu yapmak istiyorum. İnsan hakları savunucularına yönelik müdahaleler. 18 Eylül 2021 tarihli basında çıkan haberlerden öğrendik ki Teori ve Politika dergisinin 82. sayısının İbrahim Kaypakkaya ile ilgili bazı yazılar olduğu gerekçesiyle toplatıldığını öğrendik. Yani bir dergi toplatıldı. Eylül ayında toplam 5 basın kurumuna
ait 9 internet sitesine ve en az 34 habere yine mahkemeler kararıyla erişim engeli getirildi. Radyo Televizyon Kurumu yine Halk TV, Fox TV, Kanal D, TR35, Tele1 gibi kanallara idari para cezaları verdi. İstanbul'dan, Eskişehir'den, işte Van'dan, Mardin'den Hakkari'ye kadar pek çok yerde, Antakya dahil olmak üzere pek çok yerde yasaklar geldi ama Van, Mardin ve Hakkari'deki yasaklar süreklilik bakımından dikkat çekiyor. Mesela Hakkari'de 5 Haziran 2020 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı son yasaklarla beraber 495 güne çıkmış oldu. Van'da ise 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana uygulanan eylem ve etkinlik yasağı kesintisiz olarak 1774 güne ulaşmış oldu. Eylül ayı bu şekilde yine yoğun ihlallerle geçmiş oldu. Ekim ayında neler olup biteceğini ise Kasım ayının ilk günlerinde tekrar bir araya gelip konuşacağız. Hepiniz hoşça kalın.